CNR Emlak Fuarı'nda Proje Beyaz'ın standındayız. Yanımızda Murat Bey var. Kendisinden projeleriyle ilgili bilgiler alacağız. Efendim önce hayırlı olsun. Çok farklı projeler ve burada sergiliyorsunuz. Sadece minnacık olan 62 projenin içerisinde 2 tanesini standımızda sergileyebiliyoruz. Diğerleri broşürlerimizle, sunum dosyalarıyla fuar müşterilerine hizmet vermeye çalışıyoruz. Nasıl buldunuz fuarı? İkinci gün bugün. Nasıl gidiyor? Fuar tahmin ettiğim gibi oldu. Aslında bir Türk müşteriye göre düzenlenmiş, tüketici tarafından belki de sektör tarafından öyle algılanmış bir fuar olarak gözüktü. Yani Türk müşteriye düzenlenen bir fuar gibi. Benim tahmin ettiğim gibi, gördüğünüz gibi standın hiçbir yerinde Türkçe herhangi bir tanıtım falan yok. Çünkü tahmin ediyordum ben, İstanbul'da bulunan yabancıların, özellikle Arap yatırımcıların fuara iştirak edeceklerini yoğun bir şekilde. Dediğim gibi de çıktı. Bugün ikinci gün ve sonuna geldik. Ve bugün hala Arap müşterilerle birlikteyiz. Dolu dolu hareket ediyoruz hep birlikte. O zaman fuarın tanıtımı da iyi yapıldı aslında. Bir Arap fuarı olarak aslında lanse edilmiş. Arap yatırımcılar yeteri kadar var mı? Aslında bu anlamda memnun musunuz diye sormak istedim. Aslında buna Arap yatırımcı diyemeyiz. Son 8 aydır Türkiye'de Arap kökenli olup da Türkiye'den alım yapan kişilerin yatırımcı olarak gözüktüğünü düşünüyoruz ama öyle değil. Aslında ikinci hayatlarını satın alıyorlar. Buna ben böyle söylüyorum. Daha önceleri aldıkları şey yatırımdı ama şimdi ikinci hayat satın alıyorlar. Aynı müşteriye daha önce yatırım amacıyla sattınız. Artık diyorsunuz ki oturmak için de başladılar. Evet, oturmak için de. Yani kendilerine ve ailelerine ve ailenin içerisindeki diğer fertlere uygun daireler, gayrimenkuller alıyorlar. Siz yurt dışında da epey fuara gidiyorsunuz. Başka fuarlara da katılıyorsunuz. Nasıl bizim fuarlarla kıyasladığınızda? Yurt dışında birçok fuara katılıyoruz. 2014 yılının sonuna kadar aşağı yukarı 5 fuara da iştirakçı olarak katılacağız. Diğer fuarları da ziyaretçi. Fakat çok uzun zamandır söylediğimiz bir şey var. Yani bizim fuarlarımız bir MIPIM, bir Dubai Cityscape, bir Fransa'da düzenlenen Cityscape gibi olmuyor. Yapamıyoruz biz bunu. Yani bu fuarların daha Türkiye'ye yakışır, daha sektöre yakışır fuarlar olması gerektiğini düşünüyoruz. Her ne kadar bu fuar iyi gibi gözükse de daha iyi yapabilirdik. Daha iyi şeyler olabilir, daha iyi tanıtımlar yapabilirdik hep birlikte. Yani fuar alanına gelirkenki çevre düzenlemesi bile bu işin kötü bir tarafı. Ben buna dikkat ediyorum. İnanıyorum ki birçok müşteri, burayı ziyaret eden insan da buna dikkat ediyordur. Yeteri kadar tanıtım yapılmadı o zaman. Yeteri kadar tanıtım yapılmadığı gibi daha iyi bir organizasyon da olabilirdi düşünüyorum. Çünkü sektör büyük bir sektör. Bu bir otomotiv sektörü değil. Bu bir gıda, ne bileyim ben, inşaat malzemeleri sektörü falan değil. Bu bir gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektörü olunca da buradaki satışlar, bütçeler, yani işlem hacmi son derece büyük. Murat Bey, 2 yıl oldu mütekabiliyet yasası çıkalı ve hakikaten çıktıktan sonra evet eksik tarafları var. Aslında ağır işliyor bir taraftan ama bu sene yine Türkiye'deki talebe göre işte belki talep artmadı ama Türkiye'de genel talep, yabancılara olan satışta ciddi bir artış var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu yasanın çıkmasıyla birlikte iç piyasadaki yavaşlamayı toparladık biz. Bu olması gereken bir şeydi. Bu aynı kentsel dönüşüm yasası gibi bu yasanın da fevkalade getirileri var. Bunu hep birlikte görebiliyoruz. Ve bugün hala o yasadan faydalanarak, tabii ki eksikleri var sizin de söylediğiniz gibi. İnanıyorum hükümetimiz tarafından bu eksikler de en kısa zamanda düzeltilecektir. Bazı kesimin söylediği gibi değil aslında. Yani Türkiye satılıyor ya da işte Arap yatırımcı biz istemiyoruz. Hayır efendim, yani dünyanın her tarafında İspanya, Yunanistan, Portekiz, yani bu her tarafından bütün ülkelerde bu tip satışlar zaten var. Hatta orada bizde bir senelik ikamegah edebilirken oralarda 5 yıl hatta 10 yıl gibi zamanlardan bahsediliyor. Aslında bizim bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bize en çok sorulan sorulardan bir tanesi bu. Hatta tepki de alıyoruz biz. Parayı gönderiyoruz, mülkü alıyoruz ama canımızı getiremiyoruz. Bana bir sene oturum hakkı veriyorsun diyorlar. Bence bu bir tepki. Bunu daha uzun yapabiliriz. İkametgahlarının uzamasını istiyor. Yani buradaki oturumun artması lazım. Doğru mu? Bu sıkıntı şu anda. Tabii ki. Bu önemli bir sıkıntı. Yani bir sene olmasını istemiyorlar. Uzun süreli kalmak istiyorlar. En az 5 yıl. 5 yıldan sonra belki de
bizim de onlara bir Türk pasaport, ikinci bir pasaport vermemiz gerekiyor. Belki böyle şeylerin daha etkili olacağını düşünüyorum ben. Çünkü en çok tepki bunlar buradan geliyor. Son bir soru sorayım size, sormak istiyorum. En çok hangi bölgelere talep var? Yani özellikle istedikleri, talep ettikleri bölgeler var mı? Yoksa projelere göre mi değerlendiriyorlar? Şu anda İstanbul bir numara diyebiliriz, number one'ı diyebiliriz bu işin. Özellikle ticari tarafından bakıldığı zaman number one'ı diyebiliriz. Ama İstanbul içerisinde de direkt projeler değerlendirmeye alınıyor. Hangi proje olduğunu kendileri karar veriyorlar. İstek ve talepleri değişkenlik sergiliyor. Bursa, Yalova, Sapanca, Trabzon bu tip yerlerde veya Bodrum gibi yerlerde veya Kuşadası gibi yerlerde de yazlık olarak düşündükleri alımları yapıyorlar. Yani denizle mavinin yeşille bir bütün olduğu şehirleri seçiyorlar. Bu da Bursa, Sapanca, Yalova veya Trabzon dediğimizde veya Kuşadası dediğimiz zaman bu bütünü yakalayabiliyorlar. Bu eşleşmeyi yakalayabiliyorlar. Ama oturum için, hayatları için veya yatırım için direkt İstanbul'u tercih ediyorlar. Peki, çok teşekkürler. Başarılar efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.